Beni beynim yaktı ya. Bir daha... Şöyle müsaade edeceğiz. Başkan. Bilmiyorum ki. Maşallah. Gelin bakın baba falan beraber alalım. Çay alıyor. Evet efendim, buradayız. Teşekkürler. Ben İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden mezun oldum. Diyetisyen Gamze Dönmez. Bugün yeni bir iş yerinizi faaliyete soktunuz töreni. Evet. Peki buradan kimler yararlanacak, neler alacaklar, biraz onlardan bahsedelim. Tabii. Aslında hizmetimiz tüm sağlıklı beslenmeye gönül vermiş, sağlıklı beslenmeyi isteyen kişilere yönelik. Bunu biraz daha açmam gerekirse, kilo almak, kilo vermek isteyenler, hastalıklarla ilgili tiroid hastalıkları, böbrek hastalıkları, aynı zamanda hamilelik ve gebelik sürecinde olanlara yönelik bir hizmet veriyoruz aslında. Sağlıklı beslenme hizmeti veriyoruz. Sağlıklı beslenme programını sürdürülebilir şekilde aslında sizin beslenme düzeninize uygun hale getirip aslında size bu hizmeti sunuyor. Beslenme kültürünü programa koyuyorsunuz. Aynen bu öyle. Program üzerinde danışanlarınız onun üzerinden devam ediyor. Evet, bu sağlıklı beslenme kültüründen çıkmadan sürdürülebilir şekilde. Çünkü bu kültürden çıkınca çok sürdürülebilir bir beslenme olmuyor aslında. Sürdürülebilir bir şekilde sağlıklı beslenmeyi hayatımıza nasıl oturtabiliriz? Aslında hizmetimizin amacı bu. Aslında biz yani diyetisyene niye ihtiyacımız oluyor? Biz aslında kendi yemek düzenimizi sağlayamıyoruz. Nasıl besleniyoruz? Şöyle. Beslenme yanlışlıkları nelerdir size göre? Şöyle, aslında biz lisans, onun ardından yüksek lisans, doktora eğitimlerimizin her birinde, yani bu yaklaşık 8-10 yıllık eğitimlerimizin her birinde bu tükettiğimiz besinlerin dengesini nasıl sağlayabiliriz? Bu tükettiğimiz besinler vücudumuzda işlev görebilmesi için, yani metabolize edilebilmesi için, metabolizmaya katılabilmesi için hangi besinlerle ortaklaşa tüketmeliyiz ve ne kadar tüketmeliyiz? Aslında aldığımız eğitimin temeli bu. Biz de bunları size sağlıyoruz. Elbette sizin besin kültürünüz var, yani bu yaşınıza kadar beslenmişsiniz. Ama bu besinleri neyle tolere edebiliriz? Neyle tüketmemiz gerekiyor? Saat kaçta, hangi miktarlarda, hangi besini tüketmemiz gerektiğini aslında öğreniyoruz. Bir yeme oturduğumuz zaman 3 öğün yemek yiyeceksek bunun kalorini de ayarlamamız lazım. Kalori de önemli. Elbette. Yani çünkü şöyle, tamamen doyana kadar, patlayana kadar değil de yani makul bir şekilde beslenmek de önemli. Elbette. Ben her zaman danışanlarıma söylüyorum. Masadan kalkarken tam olarak doymuş olmayı beklememiz gerekiyor. Şimdi midemizdeki o tokluk hormonların beyine gidip sen doydun tamam diyebilmesi için bu sisteme biraz süre vermemiz lazım. Bu 20-25 dakika sonra gelen bir his. Yani besini tükettikten, o masadan kalktıktan sonra, öğün sonrasında bakıyoruz ki 20-25 dakika sonra aslında gerçekten yeteri miktarda almışız. Beynimize tokluk sinyali gitmiş oluyor. Ve şöyle bir şey var. Hızlı yeme, o da bir ayrı bir problem. Tabii. Bu biraz daha duygusal anlamda olabiliyor. Aynı zamanda bu iş yoğunluğuyla beraber. Ben her zaman öneriyorum. Çok iyi çiğnemeliyiz. Bu aynı zamanda midede hazım. Çok yavaş beslenmemiz lazım. Evet, yani öğünü bir saate yaymaktan da bahsetmiyorum. 5 dakika içerisinde öğünü tüketmekten de bahsetmiğim. Çok iyi çiğnememiz gerekiyor. Bu iyi çiğnemeyle beraber aynı zamanda midenin bunu hazmetmesi de, yani midenin bir besinin geldiğinin farkına varmasını da sağlamamız yorulmadan lazım. Mideden geçmesi. Aynen lazım. Öyle. Midenin bu besinin gelmesine hazırlanması lazım. Bu hazırlanma süreci de çiğnemeyle oluyor. Çiğneme süreci o yüzden çok önemli.
Peki diyetisyene ihtiyaç olanlar nereye gelecekler? Adresinizi de verelim mi öyle? Tabii ki. Ben diyetisyen Gamze Dönmez. Temelciler Mahallesi, Said Faik Sokak, Rasna İş Merkezi 16C. İhtiyacı olan, sağlıklı beslenmek isteyen, sürdürülebilir bir beslenme programıyla hastalıkların üstesinden gelmek isteyen herkesi beklerim. Kapım her zaman açıktır. Herkes uğrasın, ihtiyacı olan olmayan bir baksın diyetisyenden. Tabii ki de beklerim. Aynı zamanda bir cihaz ölçümüyle beraber vücuttaki dağılımları da gösteriyorum. Yağ, kas, metabolik yaş, iç organların yağlanması, mineral dengesi. Bu denge ve dengesizliğin üzerine de konuşmuş oluyoruz. Aynı zamanda kan bulguların üzerine de konuşmuş oluyoruz. Bu bilgi bile zaten çok kıymetli diye düşünüyorum. Peki, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun.